Salak herif! Lan bir gram belli olan senin gibi yapmaz budala! Oynadı kızım benimle. Gururunla oyna diyorum. Gururun! Neden? Bu mu lan aşk? Bu mu aşk? Yolun sonuna geldin avukat bey. Katilden çıkmadım diye bir bozuldunuz sanki. İnanıyorum lan. Katil sensin. Sana suçun olduğunu söyleyeyim mi koçum ha? Birini öldürmek suç, canına kıymak suç, nefessiz bırakmak suç, ömrünü çalmak suç. Ömrünü cehennem çürüyerek geçecek. Bittin oğlum sen. Çatır çatır çekeceksin cezanı. Vay vay vay. Sen benim baltasını mı öldürdün lan? He? Bir dakika bir dakika kanka manka diye dolanıyor musun etrafında? Arkadaş, nasıl yapacağız diyorum. Daldın gittin. Kısa kes. Tek bir kıvırcık bile kalmasın. İyiymiş böyle ya. Sen bilirsin. Kısa kes dedim. 5 numara. O gece kafamda sürekli tekrar okuyacaktım. Her seferinde başka bir şey gibiler. Başka bir yer var. Her seferinde başka bir şey istiyormuş gibi başka bir şey diyor. Beni nasıl çileden çıkardığını gördüm. Cennet geçirdin diyorum anlamıyor musun? Cennet geçirdin cennet! Ölmeye hak ettim öldüm. Bir anne baba olarak buradaki bibeyi de beğendik. Geçtim. Sarılması güzel ama hamur. Oğlumuzu sevgiyle büyüttük biz. Pamuklara sardık. Ama iddia o ki bir cana kıymış. Acımadan genç bir kızı öldürmüş. Hala ispatlanmamış da olsa dehşet içindeyiz. Aklımız almıyor bir türlü. Güler yüzlü, melek sandığımız evladımızın içinde bir canavar mı var? Ben hiç mi tanıyamamışız? Herkes evladında şaşırtan bir şeyler görür, ne yapacağını bilemez. İnsan evladına konduramıyor işte. Doğduğu günkü gibi masum sanıyor, asla yapmaz diyor. Sadece bir baba olarak değil. Bir hukuk insanı olarak da çok üzgünüm. Ama yapabileceğimiz tek şey
adalete teslim olmak. Diyeceğimiz başka bir şey yok. Bekle abi. Sakın bırakma gözleri hala üzerimizde. Ne oluyor ya? Asma suratın artık Yakıncığım. Kahretme hayatını. Sen az önce oğlumuza alenen katil dedin. Nasıl gülümseyim? Nasıl kahrolmayayım söyler misin? Yalan mı? Oğlun katil. Ve onu kurtaracak bir babası da yok. Destek çıkacak işbirlikçi annesi de. Elimi bırakanın, bana ihanet edenin ne hale geldiğini izliyoruz. İbretlik bir hikaye değil mi?